Hac ve umre yapmak, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek isteyenlere bazı tavsiyeler. Haccın yapması gereken şeyler. Haccının yapması gereken şeyler. 1. Bir an önce bütün günahlardan samimi bir şekilde tövbe etmeli. Hac ve umre masrafını helal maldan ayırmalıdır. 2. Dilini yalandan, gıybetten, kovuculuk yapmaktan ve insanlarla alay etmekten korunmalıdır. 3. Hac ve umresini yalnızca Allah rızası için, ahiret yurdunu elde etmek için yapmalı. Başkalarına gösteriş yapmaktan, şöhret ve övülmekten uzak durmalıdır. 4. Hac ve umresindeki sözlü ve fiili işleri iyice öğrenmeli, bilmediği meseleleri ilim ehline sormalıdır. 5. Hacı mikata geldiğinde ifrat, temettu ve kıran hac çeşitlerinden herhangi birisine niyet etmekte serbesttir. Beraberinde kurbanını getirmeyen için en faziletli hac temettu hacıdır. Beraberinde kurbanını getiren ise en faziletli hac kıran hacıdır. 6. Hastalık veya korku sebebiyle hac ibadetini yapamayacağından endişe eden kimse ihramdan çıkacağım yer beni engelleyen yer olsun diye şart koşar. 7. Buluğ çağına ermemiş kız ve erkek çocukların yaptıkları hac geçerlidir. Ancak çocuklukta yapılan hac farz hacın yerine geçmez. İmkan buldukları zaman tekrar farz hac yapmaları gerekir. 8. İhramlının banyo yapması veya sadece başını yıkaması, gerektiğinde başını kaşıması caizdir. 9. İhramlı bir kadın kendisini yabancı erkeklerin görmesinden endişe ederse başörtüsünü yüzüne çekebilir. 10. Birçok ihramlı kadının başörtüleri yüzlerine yapışmasın diye peçelerinin altında sarık bağlamalarının dinde bir yeri yoktur. 11. İhramlının ihrama girdiği ihram elbisesini yıkayıp tekrar giymesi veya başka bir elbise ihram elbisesiyle değiştirmesi caizdir. 12. İhramlı kimse unutarak veya bilmeyerek dikişli bir elbise giyer veya başını örter veyahut da güzel bir koku sürünürse kendisine bir ceza gerekmez. 13. Temettu ve kıran hacı yapan kimse Kabe'ye geldiğinde tavafa başlamadan önce telbiye getirmeyi bırakır. 14. Remel kudum tavafının sadece ilk 3 şartında, ıstıba ise tamamında yapılır. Ve erkeklere hastır, kadınlara has değildir. 15. Hacı tavafta 3 şaft mı yoksa 4 şaft mı yaptığından tereddüt ederse 3 şaft yaptığını kabul ederek üstünü tamamlar. Safa ve Merve arasında sa'y ederken de durum böyledir. 16. İzdiham sebebi nedeniyle tavafı Zemzem kuyusu ile makam-ı İbrahim'in arkasında yapmakta bir sakınca yoktur. Çünkü Mescid-i Haram'ın ister zemin katı olsun isterse üst katları olsun her tarafı tavaf alanıdır. 17. Kadını süslenip güzel kokular sürünerek tesettüre riayet etmeden tavaf etmesi çirkin olan şeylerdendir. 18. Kadın ihrama girdikten sonra ibadet, adet ve görür veya lavusa olursa temizleninceye kadar Kabe'yi tavaf edemez. 19. Kadın dilediği elbiseyle ihrama girebilir ancak erkeklerin giyimine benzemekten, süslerini göstermekten şiddetle kaçınmalı. Fitneye sebep olmayan bir elbise giymelidir. 20. Hac ve umrenin dışındaki ibadetlerde dille niyet etmek sonradan dine yerleştirmiş bid'attır. Bunu açıktan söylemek daha çirkindir. 21. Hac ve umre yapmak isteyen Müslümanlarının mikatı ihramsız geçmesi haramdır. 22. Hava yoluyla gelen hacı veya umreci mikatın hizasına geldiğini dinde ihrama girer, uçakta uykuya kalmaktan ya da unutmaktan da endişe ederse mikatın hizasına gelmeden önce hazırlık yaparak ihrama girmesinde bir sakınca yoktur. 23. Bazı insanların hac farisasını yaptıktan sonra Ten'in veya Cirane mescidine giderek oradan ihrama girip birkaç defa umre yapmasının hiçbir şer'i delili yoktur.
24 Hacı Terviye günü Mekke'de ikamet ettiği yerden ihrama girer. Birçok kimsenin yaptığı gibi Mekke'de veya altın olukun yanında ihrama girmesi gerekmez. Mina'ya giderken de Kabe'ye veda etmez. 25 Zilhicce'nin 9 günü güneş doğduktan sonra Mina'da Arafat'ta hareket edilmesi daha faziletlidir. 26 Güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılmak caiz değildir. Güneş battıktan sonra Arafat'ta sükunet ve vakar içerisinde ayrılmak gerekir. 27 Müzdelife'ye ister akşam isterse yatsı namazı vaktinden varılsın. Akşam namazı ile yatsı namazı birlikte kılınır. 28 Cemrelere atılacak taşlar herhangi bir yerden alınabilir. Müzdelife'de de Müzdelife'den olmak şart değildir. 29 Cemrelere atılacak taşları yıkamak müstehap değildir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından böyle bir şey naklolunmamıştır. 30 Kadın ve çocuk gibi acizlerin gecenin sonuna doğru Müzdelife'den ayrılıp gitmeleri caizdir. 31 Hacı bayram günü Mina'ya geldiğinde Akabe cemresini taş atmadan önce telbiye getirmeyi bırakır. 32 Taşların atılan yerde kalması şart değildir. Oraya düşmesi yeterlidir. 33 Kurban kesme zamanında ölenlerin kurban kesme zamanı alimlerin en doğru olan görüşüne göre teşrik günlerinin başından 3 günü güneş batımına kadar sürer. 34 tavaf namazı tavaf farz hacın rükünlerindendir ki yerine getirilmedikçe hac farizası tamam olmaz. Ayrıca farz tavafı erteleyerek teşrik günlerinde günlerinden sonra yapmak da caizdir. 35 hacla ümreyi birleştiren yani kıran hacı yapan kimseye sadece bir say yeterlidir. İfrat hacı yapan için de durum böyledir. Haccının bayram günü işlerini şu sıraya göre yapması daha faziletlidir. A. Akabe cemresine 7 taş atar. B. Kurbanını keser. D. Saçlarını kazıtır ya da kısaltır. C. İfade tavafını farz tavafı yapar. İfade yani farz tavafı. D. Safa ve Merve arasında say eder. Bu sayılan işlerden bazısını öne alınması da bazısını da sonraya bırakmasında bir sakınca yoktur. 37 İhramlının yasak olan şeylerin kendisine tekrar helal olabilmesi için yapması gereken ise şunlardır. A. Akabe cemresine 7 taş atmak. B. Saçları kökünden kazıtmak veya kısaltmak. C. İfade tavafını yapmak. D. İfade tavafından sonra Safa ve Merve arasında say etmek. Üç günü acele etmek isteyen, üç günü güneş batmadan önce Mina'dan ayrılması gerekir. 39 taş atamayacak durumda olan çocuğun velisi önce kendisi önce kendisinin sonra da çocuğunun yerine taş atar. 40 hastalık, yaşlılık ve bunun gibi taş atamayacak durumdaki kimsenin taş atması için kendisinin yerine başkasını vekil tayin etmesi caizdir. 41 Vekilin her cemreye önce kendisi ardında da vekil olduğu şahıs için aynı yerden taş atması caizdir. 42 Mescid-i Haram Mekke'den halklarından olmayıp temettü ve kıran hacı yapan kimsenin bir kim kurban kesmesi gerekir. Mescid-i Haram Mekke halkından olmayıp temettü veya kıran hacı yapan kimsenin bir kurban kesmesi gerekir. Kurban bir koyun veya keçi olduğu gibi deve veya sığırın da 7'de biri olur. 43 Temettü veya kıran hacı yapan ancak kurban kesemeyen hacının 3 gün hacda 7 günde evine döndükten sonra toplam 10 gün oruç tutması gerekir. 44 Haccının hacdaki 3 günlük orucu Arafat'ta
oruçlu olmaması için Arefe gününde önce tutması daha faziletlidir. Ancak Arefe günü de önce tutamazsa bayramın 2, 3, 4 günlerinde tutabilir. Üç günlük orucu ara vermeden tutabileceği gibi ayrı ayrı da tutabilir. Ancak bu üç günlük orucu teşrik günlerinden sonraya bırakmamak gerekir. Aynı şekilde 7 günlük orucu da ara vermeden tutabileceği gibi aralıklarla da tutabilir. 46 adet ve lohusa halindeki kadınların dışındaki her hacının veda tavafını yapması gerekir. 47 ister hacdan ister hacdan sonra isterse senenin herhangi bir vaktinde Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek sünnettir. Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edenin ilk önce mescidin herhangi bir yerinde iki rekat mescid namazı, mescidi selamlama namazı kılması sünnettir. Ravza-i Şerife'de kılması daha faziletlidir. 49. Sadece ziyaret etmek amacıyla sefere çıkmamak şartıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabriyle diğer kabirleri ziyaret etmek için sadece erkeklere meşrudur, kadınlara değildir. 50 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın odasına el yüz sürüp öpmek ve çevresinde tavaf etmek çirkin bir bid'attır. Bu ümmetin ilk Müslümanlardan böyle bir şey nakledilmemiştir. Bu tavafla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşmayı kastederse bu büyük şirktir. 51 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ihtiyacın gidermesini veya kendisine belalardan kurtulmanın dilemesi hiç kimseye caiz değildir. Çünkü bu Allah'a ortak koşmaktır. 53 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini hayatı berzah hayatıdır. Ölümünden sonra önceki hayatı gibi değildir. Bu hayatın keyfiyetini Allah'tan başka kimse bilemez. 53 Mescid-i Nebevi'yi ziyaret eden bazı kimselerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin yanında kıbleye değil de kabre yönelerek ellerini kaldırıp dua etmeleri dine sonradan yerleştirilmiş bid'atlerdendir. 54 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret etmek bazı cahillerin zannettiği gibi hacın farz veya şartlarından değildir. 55 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret etmek amacıyla sefere çıkmanın meşru olduğunu söyleyenlerin delil olarak gösterdikleri hadislerdir ya senetleri zayıftır ya da uydurma hadislerdir.